Sevgili arkadaşlar, Yektumat bomba gibi bir proje ile karşınızda. Arkadaşlar, 2020 AYT'nin ilk 10 sorusunu tahmin ediyorum. Bu konsepti inşallah bitireceğim. Sonuç yayınlarından aldığım soruları sizinle çözeceğiz arkadaşlar. Bakınız, birden fazla farklı sorular var. Bayılacağınız sorular var. Kendim tek tek seçtim arkadaşlar. Bakın, tek tek seçtiğim belli. Tek tek seçtim. Bu soruların sınavda çıkacağını, sınav anında heyecanınızı nasıl yöneteceğinizi, neler yapacağınızı da anlatarak başlayacağım. Değerli arkadaşlarım, PDF ekleyemiyorum. Ekleyemememenin sebebi bu soruların telif hakkı olması. Yani bakın, burada sadece çözme hakkına sahibim. Fakat siz ekranda gördüğünüz gibi durdurup çözebilirsiniz. Zaten birçok arkadaşım böyle yapıyor. Değerli arkadaşlarım, bu ilk 10 sorunun sonunda süre tutarak kaç dakikada çözdüğünüzü, kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı lütfen yorumlara yazın. Ve bu konsepti beğendiniz mi beğenmediniz mi arkadaşlar, bunu da lütfen ifade edin. İnşallah beğenilmiştir diye düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, birinci soru, bence daha önce de söylemiştim. Bununla ilgili hatta oynatma listesi de yaptım. Soru tahminleriyle ilgili kendi yazdığım sorular vardı. Aslında hala yazdığım sorular var ama buraya düzenleyemediğim için paylaşamayacağım. Ama düzenleyebilirsem paylaşırım. İlk soru karmaşık sayı sorular olacaktır arkadaşlar. Ve ben sınavın ağırlıklı olarak ilk kısmının temel kısımlardan gelmesini düşünüyorum arkadaşlar. Temel kısımlardan gelecektir diye düşünüyorum. Yani burada mesela aynı kazanımdan birden fazla soru sormak yerine nedir bu mutlak değer, tek çift sayı sorusu, ondan sonra denklem kurma, orantılı denklem kurma, ondan sonra mantık yürütme, özel sayı soruları, bölme bölme gibi. Yani burada mantık yürüterek hani bulacağımız sorular, bence ilk 10 soru bu şekilde olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bu benim kendi tahminim. Yani herkesin farklı bir tahmini olabilir ama bu benim kendi tahminim. Şimdi arkadaşlar, birinci sorudan başlayalım. Şimdi Z karmaşık sayısının eşleni Z üssü, yani Z'nin üzerine şu işlemle olmak üzere diyor. Z sayısı bu olduğuna göre işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Tutun arkadaşlar sürenizi. Tamam, aslında ben de tutsam iyi olur ama ben şimdi anlatmam lazım olduğu için tutmayacağım. Z'nin eşleni nedir arkadaşlar? Z'nin eşleni 6 artı 2 idi. Biliyorsunuz eşlenik i'nin katsayısının yer değiştirmesidir. Artı ise eksi, eksi ise artı. Yazdık. Şimdi bana diyor ki Z ile Z'nin eşleni topla. Yani bununla bunu topla arkadaşlar. Ne gelir arkadaşlar toplarsam? 12 bölü. İkincisi de Z'den Z'nin eşlenini çıkar. Yani Z ne arkadaşlar? 6 eksi 2. Bundan Z'nin eşleni ne? 6 artı 2'yi ne yapacağız arkadaşlar? Çıkaracağız. 6'dan 6 giderse 0. Eksi 2 ile 2'den ne gelir arkadaşlar? Eksi 4 i gelir. Peki buradan ne gelir? 12'yi 4'e bölersek 3 bölü eksi iyi gelir. Arkadaşlar inşallah bu soruda bize iyi gelir. Burayı iyi ile çarpalım. 3 iyi bölü eksi i kare. İ kare eksi 1 de eksi ile çarpın artı 1. Ne oldu arkadaşlar? 3 iyi geldi. O zaman cevabımız ne oldu? Edirne 3 iyi oldu. Yani burada en fazla yapılacak seçeneği yanlış işlem hatası olabilirdi. Ya da yani üçler arasında gidip gelme olabilirdi arkadaşlar. Ben birinci sorunun Edirne olduğunu söylüyorum. Bakın çok da güzel bir uygulama yapmış sonuç yayınları. Bunları böyle kendileri bir program yapmışlar. Programda 2 dakikada yükledim. İnşallah bu çalışma o yüzden devam edecek diyorum ya. Ve çok beğendiğim soruları var arkadaşlar. Yani piyasadaki yayınlar arasında bence farklı bir yayın. Hani benim de gerçekten sevdiğim, değer verdiğim yayınlardan birisi. Yani diyecek çok şey var. İşimize bakalım. P 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere. P'nin üzerinde eğer ok işareti olursa P sayısından en büyük en küçük asal sayı ile P sayısından en küçük en büyük asal sayının toplamı biçiminde tanımlanıyor. Buna göre P 54 eşitliğini sağlayan P sayısının rakamlarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlarım, bir kere ben bundan hiçbir şey anlamadım. Siz de sınavda ilk anda anlamamış olabilirsiniz. Çünkü burada amaç özgünlüktür. Sınavda bir soruyu anlayamadığınız zaman bir sonraki soruyu atlayın. Arkadaşlar, herkesin farklı inancı var. Ama bu beyin o kadar mükemmel bir şey ki o bilinç altında hala o soruyu çözmeye devam ediyor. Bakın, merdivenlerden inerken bazı arkadaşların sorduğu "aa buldum" dediğini görürsünüz. İşte beynin bilinç altı vardır.
Turlama tekniği denilen teknik, eğer bir soru çok uzunsa veya ilk anda görülememişse uygulanması gereken bir tekniktir. Ve ilk başta en kolay soruları bir şahinin avına saldırdığı gibi, bir kartalın avını süzdüğü gibi soruları süzeceksiniz. En kolay soruları direkt gözünüzde kestireceksiniz. Şimdi arkadaşlar, o yüzden bakın burada örneği ilk anda anlayamazsanız sınav anında heyecan yapmayın. Bir daha okuyun anlayamadınız. Bir daha okuyun, ondan sonra artık geçin başka soruya. Şimdi bakınız. Ben bu tip bir sorunun banko geleceğini düşünüyorum. Karması sayı ne kadar bankoysa bu da banko. P sayısından büyük en küçük asal sayı. Mesela bir örnek düşünelim. P sayısından büyük. Mesela 5. 5'i düşünelim. Bu 5'ten büyük en küçük asal sayı kaç arkadaşlar? 7. 5'ten küçük en büyük asal sayı kaç arkadaşlar? 3. Bu ikisini toplarsak o zaman 5'in üzerinde ok varken ne olur arkadaşlar? 10 olur. Bakın böyle oluyor. Şimdi bana diyor ki bu eşitliği sağlayan P sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi aslında 54 dediğimiz sayı 2 tane asal sayının toplamıdır arkadaşlar. 2 tane asal sayının toplamıdır. Ve ortalama değerleri de yakın olması lazım. Örnek veriyorum. Birisi 19 ise diğeri ne olabilir? 23 olabilir. Bak topluyorsun, 30 yetmiyor değil mi? Biraz daha yukarılara çıkman gerektiğini buluyorsun. Burada birinci hamle deneme. Deneme yap. Deneme yapınca da sakın korkma, tamam mı? Deneme yapmak da bir yöntemdir. Ya hocam uyduruyorsun. Yok uydurmuyorum. Bana güven. Tamam mı? Biz bu işi denedik. Şimdi başka deniyorum. Ben daha önce çözmedim bu soruları. Beraber çözüyoruz. 29. 29 ile 31'i toplasam kaç yapar? 50 yapar. Yok. 60 yapar değil mi? 30, 50, 60. Daha toplama bilmiyoruz. Soru çözeceğiz. Hadi bakalım hayırlısı. Başka arkadaşlar. 29 ile, bakın 29 ile başka neyi denersek? 26, 23. 23'ü denersek. Bu ikisinin toplamı ne olur? 40, 52. Allah Allah. Ya yanaşıyorum, çıkmıyor. Şimdi bak, yanaşıyorum, çıkmıyor. Bu da olmuyor. Bu da olmuyor. Şimdi acaba ne olabilir başka? Şimdi 29 ile 31'i denedim. Ne oldu? 50, 60 oldu. Bunları denedim. Ne oldu? 52. Benim biraz daha işi büyütmem lazım. Acaba ben ne yapsam arkadaşlar? 31'i mi seçsem? Ya da 29'u mu seçsem? Ya ben niye asal sayı seçmiyorum? 29'u seçeyim. 29'dan büyük kim var arkadaşlar? 31. 29'dan küçük kim var? 23. Aha buldum. Vallahi buldum. İkisinin toplamı. Evet. Bakın gördünüz mü? Hemen bir algı yaptık. P sanki asal olmayacak algısına düştüm. Gördünüz değil mi hatam? Bak P ne çıktı? Asal çıktı. 29. 29'dan büyük en küçük asal sayı 31. 29'dan küçük en büyük asal sayı 23. Arkadaşlar şu ikisini bir toplayalım. Ne olur? 54 olur. Çok güzel. Bana diyor ki sağlayan P sayısının rakamları toplamı 9'da 2'yi toplayın. 11. Hocam sınavda böyle gelir mi? Arkadaşlar bence çok güzel bir sınav sorusu olabilirdi bu. Mantığı neydi? Mantığı iki tane asal sayının toplamının 54 olması gerektiğini ve bu sayıların birbirine yakın olması gerektiğini. Yani 20 civarında 54'ü 2'ye böldüğünüz zaman ne oluyor bakın, 27 civarlarında seyretti. Denedim, çıktı. Tamam. İkinci soru bence böyle bir soru olabilir. Arkadaşlar ben mutlak değeri %99 diyorum. Eğer çıkmazsa sınavdan sonra PUBG ya da CSGO oynayabiliriz. Steam adresini verebilirim. Tamam mı? Çıkacaktır diye düşünüyorum. Hocam bak bu soruda nereden başlayacağız? Birincisi ABC tam sayı demesi. Bak size şifre veriyorum. Eğer bir soruda tam sayı kelimesini gördüysen %99,9999 sayı vererek, deneyerek bu soruyu yapabilirsin. Bu her yerde geçerlidir. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu videodan sonra evet devam edelim. Çok konuşmayalım. Şimdi burada nereye saldırsam? Bak buraya mı, buraya mı, buraya mı? Bence buraya saldıralım. Neden hocam oraya saldıralım dedin? Çünkü bak harf ve sayı var. Burada harf 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 kasar. Peki C-3 1 ise arkadaşlar C'nin ne olması gerekiyor? C ya 4 olacak, 4'ten 3'e 1'e gidecek 1 ya da C 2 olacak, 2'den 3'e gidecek eksi 1. Tamam mı? Şimdi bak C'nin 2 tane değeri var. Ya hocam böyle tek tek mi bulacağız A'yı? Nasıl bulmayı düşünüyorsun başka? Yani bu AYT'de geleceğini düşündüğümüz bir soru. Uzun olacak, tamam mı? Sınavda hemen bu böyle gelmez değil. Şimdi bence C'ye 4 koyalım. C'ye 4 koyarsan bakın B'ye 0 geliyor. Adam ayarlamış, bak ne kadar iyi niyetli adam. B'ye 0. B'ye 0 geliyor. Başka da yoktur. B'ye 0 gelirse arkadaşlar A'da mecburen ne geliyor? 3 geliyor. Ya da eksi 3 geliyor. Yani A'nın 2 tane değeri var. Ya A 3 ya da A eksi 3 olur. Çünkü eksi 3 de dışarı 3 çıkar A'da.
Bak bunu bitirdik. Gördün mü ne kadar sistematik? Kasmayacağız. Geldik 2'ye. Şimdi C'ye 2 verirsem B ne olacak arkadaşlar? B ya 2 olacak ya da bak çünkü C'ye 2 verdin B'ye ne 2 verdim ya Yasin bir dur. 2 B 2 olursa 4 ya da B eksi 4 olacak. Yok eksi 6 olacak. Eksi 6 olacak ki eksi 6 artı 2'den eksi 4 dışarı 4 diyeceksin. Bak hala deniyorum. Şimdi arkadaşlar 2 için eğer B 2 olursa A 5 olur ya da B 2 olursa eksi 3 olması için ne olması lazım? A'nın eksi 1 olması lazım. Bakın dikkat edin. 5'ten 2 gitti 3. Eksi 1'den 2 gitti eksi 3. Dışarıya 3 çıktı. Bu bitti. Şimdi eksi 6'yı koyacağız. B'ye eksi 6 koyarsan artı 6 yapıyor. Bak artı 6 yapıyor. A'ya 6 ekliyorsun. O zaman bu A y eksi 3 olacak. Tamam mı? A y eksi 3 olacak. Çünkü 6'dan 3 giderse 3 kalır. Ya da A eksi 9 olacak. Çünkü 6 eksi 9 eksi 3 yapar. O da dışarıya 3 diye çıkar. Bak bunları yazarak git. Tamam mı? Bak bu örnekleri yaz bence. Güzel. Şimdi diyor ki bana A'nın alabileceği farklı. Bak bu farklı kelimesi önemli. A 3 olabiliyor. Eksi 3 olabiliyor. 5 olabiliyor. Eksi 1 olabiliyor. Eksi 9 olabiliyor. Bak bir daha eksi 3'ü gelip sakın yanlışlıkla alma. 0. Eksi 10. Bak inşallah yine bir yeri kaçırdık herhalde. Eksi 10. 5 daha eksi 5. Bu şekilde seçenek yok. Bu şekilde seçenek yok. Galiba arkadaşlar bu sorunun 3. sorunun cevabını vermemişler ya. Muhtemelen yani bu şıklarda bu cevap yok bence. Çünkü neden? Bakın bir daha şöyle kontrol yapıyorum. C2 olacak ya da C4 olacak. Dedim ki 4 olursa B mecburen 0 olacak. Bakın B mecburen 0 olacak dedim. Ama bir dakika. Acaba şurada hani C4 dedim ya. C4 dedim ya arkadaşlar. B bir de eksi 4 de eksi 8 de olabilir. Evet. Çünkü eksi 4 eksi 8 artı 4'ten eksi 4 geliyor. Heh. Bak B'nin eksi 8 olduğunu ben atladım. Gördünüz mü? B burada ne geliyor arkadaşlar? Eksi 8 de olabilir. Çünkü bakın dikkat edin. C'ye sen ne verdin orada? 4 verdin. Eksi 8 ile 4 topla eksi 4 dışarı 4 çıkıyor. Evet arkadaşlar. Eksi 8. Şimdi B'nin eksi 8 olan değerlerini de hesaplayalım. Eksi 8 artı 8 mi yaptı? O zaman ne oldu mutlak değer? A artı 8 eşittir 3 olacak. O zaman A ya eksi 5 olacak ya da A eksi 11 olacak. Evet. Ya eksi 5 olacak ya da eksi 11 olacak. Değerli arkadaşlarım o zaman kafileye artık bu ikisi de katıldı. Eksi 5 ile 5'ten 0. Bundan 0. Eksi 1. Eksi 9 daha eksi 10. Eksi 11 daha eksi 21. Adana yaptı. Herhalde elenebilirim sınav anında. Bu da benim aslında şundan hatam oldu. Her mutlak değerin sonucu bir sayı eşitse iki tane sonucu vardır. Yani burada şuradaki algıdan dolayı ilk önce başladım ya ondan kaçırdım. Ama bence çok güzel bir hata yaptım. Yani mesela burayı editlememem lazım. Çünkü neden? Ya aynı hatayı sen ne yaparsın? Bazı arkadaşlar kızıyor. Hocam niye şey yapmıyorsunuz? Ya arkadaşlar bakın. Bir öğretmen öğrencinin düşeceği hataya düşecek ki tamam mı? Öğrenci de diyecek ki he hoca bile bak veya hoca burada hata yaptı ben yapmayayım. Sınav anında daha dikkatli olun. Zaten bu sorular bedava net sorulardır. Ama dikkat etmen gerekiyor. Anlatabildim mi? Dikkat etmen gerekiyor. O yüzden bu soru bence önemli bir soruydu. Aslında uzun videoda çekmeyi sevmiyorum ama bu videomuz uzun olsun arkadaşlar. İnşallah yani mantıklı yapıyorumdur. Yani yorumlara da yazın. Şimdi geldik bir başka soruya. Bakın tek tek hazırladık dedik ya. Şimdi bence faktöriyel sorusu sevilen bir soru. Sınav sistemleri açısından. Bence çıkabilir. Hocam çıkmaz boş o yapıyorsunuz gibi gelebilir. Hayır yok bence gelebilir arkadaşlar. Şimdi burada bakınız burada demiş ki 2n artı 1 faktöriyel bölü 2n eksi 1 faktöriyel eşittir 72. Buna göre 2n n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel ifadesi değeri kaç? Şimdi bunun kısa bir yolu var mı yok mu ben bilmiyorum. Şimdi şöyle bir bakayım ama şimdi sınav anındayım ya ben de sizin gibi düşünmeliyim. Arada 3 fark var bakın. Şu ikisinin arasında kaç fark var arkadaşlar? 3 fark var. Yani örnek veriyorum. Yukarıdaki eğer A artı 3 faktöriyel ise aşağıdaki A faktöriyeldir. Ya hocam nasıl oldu? Eksi 1'den 0'a 1. Yok 2 fark var. Çok özür dileyerek söylüyorum. 2 fark var. Tamam mı? Hani azaltırsan 2n artı 1. 2n 2n eksi 1. O zaman burası da A artı 2 faktöriyel. A artı 2 faktöriyel olsun. Tamam mı? Burası da A faktöriyel. Şimdi değerli arkadaşlarım. Niye böyle yaptım? Ya şu 2n sevimsiz geliyor ya. A yerine
A yerine şey yazdım aslında. 2 n eksi 1 yazdım. Tamam mı? Hani bu bana sevimsiz geliyor. İşlem hatası yapabilirim. Zaten çok da mailim de var. Yapmayacağım. E burayı nasıl açacaksın hocam? A artı 2 çarpı A artı 1 çarpı A faktöriyel bölü A faktöriyel eşittir 72 oldu değerli arkadaşlar. Bunların hepsi bu arada sonuç yayınlanan sorusu. Bunlar gitti. Şimdi hangi iki sayının çarpımı 72 yapar? E bunu çocuklar bile biliyor. 9'a 8. Demek ki A kaç arkadaşlar? 7. A 7. Mecburen başka da sağlayan yoktur. A'ya 7 bulduysan eğer 7'yi koy. At bu tarafa 8. N'de ne geldi? 4 geldi. Bak N'de 4 geldi. 4 bir daha ne yaptı? 5 faktöriyel bölü. 4'ten 1 gitti 3 faktöriyel. Aç abi bunu 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Çat çat. 5 kere 4 20. Bitti. E ne öğrendik? Bak bir şey öğrendik bence. Evet. Şimdi benim korsan takdime bazen söz söyleyenler oluyor arkadaşlar. Bakın biz bu işin mantığı için canımızı verdik ya. Mantığını anlattık zaten. E şimdi iki tane korsan anlattık diye hemen bana aşırı haksız eleştiriler var. Hocam korsan tutmuyor. Kardeşim bak. Korsanın tutmaması imkansız ya. Korsan çünkü bir gerçek realite. Anlatabiliyor muyum? Bak. Hocam tutmazsa konuşacak bak seninle. Şimdi bana kritik bir değer bu. Bak bu sistemi de sağlayacak. Mesela ne olsun? 1. Bak ikisinde de var. 1 sağlıyorsa zaten şu ikisi seçenek doğru olur. Sağlamıyorsa ikisi de gider. 1 alalım x'e. Bak 1'in olduğu yer neresi arkadaşlar? Şurası. Şimdi burada bakın. Bana şeyi söyleyin. H'nin işareti. H şu olan artı. Bana F'nin işareti söyleyin. Bu arada mesele de bu soruyu yakaladım ama çok az kişi fark etti. Bir dakika Yasin'cim. F şu artı. Tamam. H artı. G de şu. Heh. G de şu. Eksi. Zaten amaç burada bunları kaçırmanız. G ile H'nin artı çarpımı. G ile H'nin çarpımı eksi yapıyor. Sen sıfırdan büyük demişsin. Bu şıktan bak bir seçeneği bu aralığa giriyor mu arkadaşım? Giriyor. Buraya da giriyor mu? Giriyor. O zaman ikisi birden elendi. Hocam nasıl elendi? Ya bir sağlamıyor. Sağlamıyor. Sağlamıyorsa elendi kardeş. Bitti. Şimdi geldik 2 ile 4 arasına. Şimdi 2 ile 4 arasına bakalım. Yeşil olan ne? F. F artı. Diğerleri de aşağıda olduğuna göre mecburen G ve H eksi. Bakın arkadaşlar. G ile H'nin çarpımı artı mı artı? H ile F'nin çarpımı. Bak H ile F'nin çarpımı eksi. Sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman 2 ile 4'ün olması lazım benim çözüm kümemde. Bak bu bank olacak. Bunlarda da yok. Bu da gitti. Cevap deniz. Yani arkadaşlar 2018-2019 sorularını açın bakın bakalım. Var mı yok mu? Bakalım ben yine de bakacağım. 2 Denizli. 1 Ceyhan. Helal. 2 Net de buradan geldi bana. Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Of! En sevmediğim sorular. Bak. En sevmediğim 2 tane soru tipi. Küme. Küme bir kere banko. Şimdi bak şunun mantığını size anlatacağım. Buna eminim ki bazı arkadaşlar da bu şekilde biliyor. Tamam mı? Bu arada bir kaydımızda bir kontrol edelim arkadaşlar. Kızmayın bana. Ben bazı konularda biraz amatörüm arkadaşlar. Kaç? Şimdi geldik bu iki soruya. Evet. Diyor ki şimdi bak bu ne demektir biliyor musun? Şimdi bak beni dinle. Fonksiyon demek y demek. Ağzımdan çıkanı tut aklında. Ne dedim? Fonksiyon demek y demek. Tamam mı? Y eşittir fx. Yani fonksiyon diyorsa y. Tamam mı? Sen şimdi eğer fonksiyonu eksiyle çarparsan y'yi eksiyle çarpıyorsun. Y'nin değişmesi için x eksenine göre simetri alınması lazım. Unutma ters oluyor ters. X eksenine göre tamam mı? Eğer içeri eksiyle çarparsan da x darbe alıyor. X'in değişmesi için de y eksenine göre simetri alınıyor. Zaten bak mantığı da şudur. Sen eksiyle çarptığın zaman bu buraya gelir bu da buraya gelir. X değerlerini eksiyle çarpıyorsun demektir. Tamam mı? Şimdi değerli arkadaşlarım. Burada ne yapacağız? Tabii şöyle bir şey yapmak daha mantıklı. İlk başta ben burayı yapayım. X eksiyle çarpıyorsam bunun y eksenine göre simetriğini alayım. Bak aldım. Simetri demek buradaki şeklin buraya. Bak yansıyor. Elim olsa da keşke gösterir. Yani elim var da Allah'a hamdolsun şükür olsun. Hani burada elim olsa da gösterdim. Bunu da buraya alırsan şöyle olur. Aslında birazcık daha böyle güzel çizebiliriz. Şöyle uzantısından. Tamam mı? Şöyle 4 nereye gelir? Eksi 4'e kadar gelir. O da arkadaşlar şöyle olur. Tamam mı? Şimdi burası da eksi 1. Tabii. Şimdi ben ne yaptım? Bak şu bulduğum ne? Ezbere iş yapmayalım. Şu anda tekrar da yapalım. Y eşittir f eksi x. Tamam mı? Şimdi ben bir daha eksiyle çarpacağım. Bunu bir daha simetriğini alacağım. Bak simetriğini bir daha alırsan
rengini değiştiriyorum. Tamam mı? Ama neye göre simetriğini alıyorsun? F'i çarpıyorsun. Y'nin değişmesi tam x eksenine göre. O zaman şu şekil aşağıya gelir. Bakın bir kere aşağıya gelecek. Hangisinde var? Bir kere şu seçenek olabilir ama şu seçenek gitti. Sınıf anında heyecanınızı dengelemek adına da böyle şeyler yapabilirsiniz. Bak şu da gitti. Şu da gitti. Allah'ım bu da gitti. Bir dakika ya, ben doğru mu yapıyorum? Bir dakika. Sağda böyle olacak. He, harbi doğru yapıyorum. Cevap Bursa. Ya hocam çok kolay oldu. Bak şimdi şöyle düşün. Şunun da, bak şunun da simetriğini alacağız. Yani hocam bununkini nasıl alacağız? Bak kardeş, Yektu'da şey bitmez ya. Çare bitmez. Yektu var ya, alternatif adam. Bunun bak simetriğini böyle al. Bak parçası al. Bak anladın mı? Burayı parçası al. Bak, böyle yap. Tamam mı? Bunu da yukarıya göre şöyle çiz. Bitti. Bak bu. Bursa. Anladın? Bölge yap. Karala. Karalama yöntemidir bu. Böyle yaparsan her şeyin simetriğini alırsın. Bak burada da aslında ne yaptık? Karalık aldık. Tamam. Bu da bitti. Geldik şimdi bir başka soruya. Of, en sevmediğim, nefret ettiğim bir fonksiyon. Şey, küme sorusu. Nefret ederim bunlardan. Ya tırsım şu anda. Uğraşmadım da videodan önce. Bak, hadi bakalım. P pozitif bir tam sayı olmak üzere. KP, P sayısının asal bölenlerinin tamamından oluşan küme. Bu arada yayın kaydediliyor. P sayısının asal bölenlerinin tamamından oluşan küme. Asal bölenlerinin, asal bölenlerinin. Tamam, bak kafama sokuyorum şimdi. Asal bölenlerinin. Şimdi devam ediyorum. SKP de olduğu zaman KP kümesinin eleman sayısı. SKP de neymiş? KP kümesinin eleman sayısı. Tamam, bunu biliyoruz zaten. Yani kafamız karışmasın diye söylemiş. Tamam. Mesela 15. 15'in asal bölenlerine 3, 5 kaç tane? 2 tane. Güzel, vallahi anladım. Helal bana. 210. 210'un asal bölenleri nedir arkadaşlar? 7 ile bir şey olduğu için 7 kere 7'ye böl 30. 30 da nedir arkadaşlar? 2 kere 3 çarpı 5. 15 çarpı 2 olduğu için hemen ayırdım. Şimdi diyor ki bunun diyor, hani bu 4 tanenin diyor KP ile, hani burada bir P asal, P pozitif tam sayısı var. Kesişimi diyor 2 tanedir diyor. Hani kesim kümesinin eleman sayısı 2'dir. Yani örnek veriyorum. P burada 2, 3 olabilir, 2, 5 olabilir, 2, 7 olabilir, 3, 5 olabilir, 3, 7 olabilir gibi şeyler var. Tamam mı? Bana diyor ki şimdi kaç farklı KP kümesi yazılabilir? Şimdi 2, 3, 5, 7 de burada var. 2, 3, 5, 7 de burada var. Şimdi arkadaşlar bakın, harika bir soru olmuş. Tam ÖSYM tarzı. Yemin net mi demiyorum ama ben bu ÖSYM'nin tüm sorularını çözdüğüm için bu sorunun benzeri de daha önce başka bir yerde vardı ama iyi bir makyaj yapılmış bu soruya. Şimdi bakın, burada tamam mı? 2'yi 3 alacak, 5'i 7 almayacak. Tamam mı? Attım bunları. Bu 3'ünden kaç tane alt küme oluşturabilir? 2 üzeri 3'ten 8 tane. Bak bu bir yöntemdir. Bu güzel bir yöntemdir. ÖSYM'in de sevdiği bir yöntemdir. Şimdi bunlar için 3 tane. Aslında 2, 5 için de 3 tane. 3, 5 için de 3 tane. Aslında ben bu 4 taneden ne yapıyorum? 2 tane eleman seçiyorum. İstiyorsan manuel yazabilirsin. 2, 3, 2, 5, 2, 7. Eğer kaçırmam hocam dersen 3, 5, 3, 7, 5, 7. 6 tane. 4'ün ikilisini hesaplasan 4 faktörel böyle 2 faktörel çarpı 2 faktörel 12, 24, 6 yapıyor. O zaman 6 yapıyor. Her biri için 8 tane var. Yani 2 üzeri 3. Yani örnek veriyorum. 5, 7 alsan da yine 11, 13, 17 olabilir. Çünkü 11, 13, 17 aldığım zaman K210 ile aralarında ortak bir çarpan yok. Tamam mı? O yüzden bu mantıklı. KP kümesinde bunlar mantıklı. O yüzden arkadaşlar bu soruyu bence bir yere yıldız atın. Bunun mantığında bir soru gelebilir. Daha önce de geldi çünkü. 6 tane. Her biri için 3 tane var. 8 tane var. Hani 3 elemana karşılık 8 tane alt küme oluşturabilirim. 6 kere 8, 48. Bakalım doğru mu? 1 Bursa, 2 Edirne. Of, helal. 2 net de bana buradan geldi. Şimdi geldik 8, 9, 10. Of. Arkadaşlar bu seri 40'a kadar tamamlayacağım ama şimdi kitabın da çözümlerini yüklüyorum. Görüyorsunuz. Yoruluyorum haliyle. Şimdi bir kitabın çözümlerinde bir ses değişikliği duyacaksınız. Bakalım onda yorumlarınız ne olacak, merak ediyorum. Bir de arkadaşlar devam edelim. Bir şey diyecektim, demeyeceğim. Şimdi A birim sağa, B birim sola diyor ya arkadaşlar. Bakın bunun mantığında örnek veriyorum. X fonksiyonu verelim bir tane. Mesela fx fonksiyonu olsun. A birim sağa derse ne oluyor? X eksi A oluyor. Unutma bunu. B birim yukarı derse mesela ne oluyor? Fx artı B oluyor. Şimdi bunun mantığı bu.
Tamam mı? Hani bak hatırlattık. Hemen yaz bunu bir yere. Bunları da daha önce anlattım. Bir de arkadaşlar benim çok eski videolarımda aslında istediğiniz çok şey var. Ben ondan önce de çok şifre kırdım ama siz bulamıyorsunuz. Şimdi devam edelim. Grafiği 3 birim sağ. Ya 3 birim sağ derse geçen bazı arkadaşlar bunu tam kare yapmışlar. O da olabilir arkadaşlar. Yani alternatif yöntemdir ama ben hep en zorunu hazırlıyorum. Bazen kolay yolda veririm ama bazen de aklıma da gelmeyen de olabiliyor. 3 birim sağ. B birim yukarı ötelenerek bu fonksiyon elde ediyor. Şimdi 3 birim sağ derse x eksi 3 demek lazım. Her x yerine bak. Buraya da x eksi 3 diyeceğim. Buraya da buraya da buraya da. Her x'e koyacaksın. Tamam mı? X eksi 3'ü. Artı 7. Buradan da arkadaşlar b birim yukarı dediği için buraya da bir artı b koyacağız. Tamam mı? Buraya da bir artı b koyacağız. Şimdi b birim yukarıya ötelendiğinden sonra ne oluşmuş? Şu fonksiyon oluşmuş. Şimdi hocam ne yapacağız? Birazcık kasacağız buradan. Açalım. X kare eksi 6x artı 9 eksi ax eksi 3a artı 7 artı b eşittir x kare eksi 11x artı 40. Arkadaşlar x karenin katsayısı burada ne 1? Burada ne 1? Sıkıntı yok gitsinler. X'in katsayısı eksi 11 burada ne? Eksi 6 eksi a. O zaman bu neye eşit? Eksi 11'e a ne geldi? 5 geldi. Çok güzel. 9 eksi 15 daha hani buradan a5 ya eksi 15 9 eksi 15 eksi 6 eksi 6 artı 7 1 artı b o da eşittir yine bir yerde gidiyoruz ha bir yerde yine bir hata yaptık hadi Allah sonumuzu ayrılsın 40 b eşittir 39 böyle bir devre hayatta yok nerede kaçırdım ya ister eksi 6 x artı 9 eksi a x artı 3 a artı 3 a bak gördün mü nasıl hata yaptım o zaman 15, 9 daha 24, 7 daha 31, 31 artı b eşittir 40, b eşittir 9. Değil mi? B eşittir 9 oldu. Peki arkadaşlar, buradan da 9 kere 5, 45 değil mi? A'yı ne bulduk? A'yı 5 bulduk ya. Allah Allah. Bir dakikanızı istiyorum arkadaşlar. Nasıl olur ya? Eksi a, x eksi 3 dedim. Tamam. 3 birim sağ dediği için x eksi 3 dedim. Eksi a ile çarptım. Artı ax. Allah'ım. Buradan da karıştı. Şimdi valla ben birazcık fırçayı hak ettim arkadaşlar. Ama yani burayı editlemeyelim. Ya. Böyle bak ben hata yapıyorum ya. Sen de sınavda dikkat et ya. Bak olur sen de hata yaparsın. Sen üzülürsün. Yani ben en fazla burada eleştiri yerim. Dislike atarsınız. Yoruma dersiniz hocam acemice yapmışsınız. Ama senin sınavdaki hatan senin bir seneni götürür. Tamam mı? Şimdi bir daha kontrol ettiğimiz zaman a eksi a ile bunu çarparsam eksi ax tamam mı? Eksi ax eksi a ile bunu çarparsam 3a artı 7 artı b. X'in katsayısı eksi 6 eksi a eşittir. X'in katsayısı eksi 11. A eşittir geldi 5. Tamam mı? 3 kere 5 15, 7 daha 22, 9 daha 41. 41 artı B eşittir. Bir dakika ya. 5 kere 3, 15. 7 daha 22, 9 daha 31 artı B eşittir. 40, B eşittir. 9. B eşittir. 9 geliyor abi. 9 kere 5, 45 geliyor. Ha, 45 zaten var ya. Of. Ya var ya bunu bilerek yapıyorlar. Harbi bilerek yapıyorlar. 45'i bulamadım ben 2 saattir. Eksi 45'i gördüğüm için eksili arıyorum ya. Özür arkadaşlar ya. Ama dikkat edin. Şıkları harbi ayarlıyorlar. Bak buraya eksi 45 bulmaya çalışıyorum 2 saattir. 45'i görmedim. Harbi görmedim. Evet şimdi geçelim bir başka soruya. Bakın bu şekilde bir fonksiyon sorusu da yine arkadaşlar karşımıza gelebilir. Şimdi diyor ki f2 çarpı g2. Kaçtır arkadaşlar? G2'dir. Bak bunları çoğu bileşken fonksiyonla karıştırıyor ama ben bununla ilgili güzel bir hem bileşken böyle bir şey yazacağım. F4. Çünkü niye? Sorulmamış sorulabilir. Anladık mı? F4. Bunları yazdık. Şimdi arkadaşlar bakın burada F4 ile F4 birbirini götürdüğü için G4'ün ne gelmesi lazım? 0. Peki G4 0 ise X'e 4 verin. Bak bunlar hep işlem hatası yapılacak sorulardır. Aynı, az önce aynı benim yaptığım gibi işlem hatası yapın diye yazılmış sorulardır bunlar. 4n artı m eksi 3.
ve işlem kuvvetinizi ölçer. Bunu söyledik. Şimdi arkadaşlar, aynı zamanda mesela burada da sadeleştirme yapsam, F2 ne oldu? 1 mi oldu? X'e 2 verelim. 2M artı N, o da eşittir 1. Yazalım artı aşağıya. 2M artı N eşittir 1. Bak, neredeyse yine hata yapacağım. 2 ile çarpalım. 8N artı 2M eşittir eksi 6. Arkadaşlar, şimdi burada şunu bir eksiyle çarpalım. Eksi 2M eksi N eşittir eksi 1. Çat çat. 7N eşittir eksi 7. Tam der çıkınca tabii hemen çat derim. N eşittir eksi 1. Eksi 1 koy. Öbür tarafa da artı 1. M eşittir ne geldi? 1. Çok güzel. Şimdi bana diyor ki, ne diyor bana? F3 bölü G3'ü soruyor. F3 bölü G3'ü soruyor. Böyle temel bir fonksiyon sorusu gelebilir. 3 koyarsak 3M artı N geldi. Bölü. Buraya 3 koyarsak 3N artı M artı 3 geldi. M'in yerine 1 yazalım. 3. N'in yerine eksi 1 yazalım. 2. N'in yerine eksi 1 yazalım. Eksi 3. Artı 3 de gider. M de 1'di. 2 bölü 1'den ne gelir arkadaşlar? 2 gelir. Evet. Zor sorular değil ama tabii bunlar sınav anında uğraştığınız zaman ne olur? Nasıl refleks verirsiniz? Eliniz ayağınıza karışır mı? Şimdi örnek veriyorum. Geçen hafta işte çocuklarım da var arkadaşlar aynı zamanda. Çocuklarım, büyük çocuğumu sünnete getirdim. Normalde korkmuyordu evde. Alıştırmıştık 6 yaşında. Dedim ki oğlum işte korkma. İsmi de Yasen. Oğlum korkma vesaire. Kapıdan bir girdik. Hani evde de alıştırmıştık psikoloji. Bir korktu. Of. Baktım çocuk korkuyor. Baba gidelim dedi. İçim parçalandı tabii. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani siz sınavda o gün bahçeden girdiğiniz zaman insanların, mezun arkadaşlarım da var gerçi, onlar bunu yaşadılar. İnsanların annelerine, babalarına, çocuklarına, kardeşlerine sarılıp orada, gerçi korona var, sarılamazlardı. Hani ayrılırken gözlerindeki o doluluğu gördüğünüz zaman strese girersiniz. Hani burada ben şimdi çözüyorum tabii. Ama sınav anında böyle olmuyor arkadaşlar. Ne kadar ayette de zaman olsa da bak, şuradaki bir işlem hatası senin kaç dakikanı alıp götürebiliyor. Anladık mı? O yüzden dikkat edelim. Şimdi bakın. Mezardan polinomu bulan adamı çıkarsanız, bu soruların mantığını 50.500 kere söyledim. Bak, soruyu okumuyorum bile. Şunu yazdığınız zaman sorunun elinizden kaçarı yoktur arkadaşlar. X kare eksi 5x artı 6 çarpı bx artı kx. Tamam mı? Kaçarı yoktur. Şimdi hocam şunları nasıl yapalım? Bak, bunlar tamamen bilgidir. Korkutmak için verilmiştir. Bölen ne bu? Böleni sıfıra eşitlemek için x eksi 1 koy. İyi ki buralarla oynadık. Ben olsam orayla da oynardım. İyice yanlış yapın diye. Ama amacım sınava hazırlamaktır tabii. Bunu sıfıra eşitlerdim. K5 eşittir 7 oldu. Bak, bunları tek tek yazacağız güzelce. He, oynamış da vay, düşünmüş. Bunun ile bölümden kalınmak x eksi 5 var ama eksi 5 verirsen eksi 5 artı 4'ten p eksi 1 geliyor. Dikkat et. O da eşittir 31. Şimdi arkadaşlar bakın, bayağı bir bilgi var elimde. Şuraya yazalım. B eksi 1 eşittir 3. K5 eşittir 7. P eksi 1 eşittir 31 oldu mu? Oldu. Şimdi biraz sıkıldı canım. Renk değiştireyim. Bakınız. Şu nasıl çarpandan ayrılır? Eksi 6, eksi 6'ya artı 1 diye ayrılır. Yok. Eksi 3'e eksi 2. Yani şöyle. X eksi 3 çarpı X eksi 2 diye ayrılır. Kalan da arkadaşlar, bölen ikinci dereceden olduğu için kalan da tahminen AX artı B'dir. Neden? Çünkü kalanın derecesi bölenin derecesinden 1 eksiktir. Yazdık. Şimdi bakın. Burada sana adamın verdiği ipuçları var. Tamam mı? Nerede ipucu vermiş? Şöyle bir dikkat edelim. Şu an ben ipin ucunu göremedim yalnız. V eksi 1 eşittir 3 dedik. Şöyle ipucu vermiş bu sana. Oo, farklı bir soru olmuş. Bak. X'e eksi 1 koyarsan B eksi 1 buluyorsun ya. X'e eksi 1 koyuyorsun. Eksi 1 koy. Eksi 4 çarpı eksi 3 çarpı B eksi 1 oluyor. B eksi 1'de ne? 3. Artı x'e eksi 1 verdiğin için eksi a artı b, tamam mı? O da p eksi 1 olduğu için kaça eşit? P eksi 1 olduğu için kaça eşit? 31 eşit. Şimdi bak. Eksi 12, 12 kere 3, 36. 36'yı diğer tarafa atarsan eğer, eksi 36 diye geçer. Eksi a artı b eşittir
-36 idi ya, ne geldi? -5 geldi. Yani o zaman arkadaşlar şunları bir tarafa atarsam a eksi b eşittir 5 olacak. Bakın bunu bir buldum. A ile b'nin farkı 5 olacak. Tamam mı? Şimdi a ile b'nin farkı 5 olacak dediniz ya. Burada a ile b'nin farkının 5 olduğu iki tane seçenek var. Bak biri bu, biri bu. Gördün mü? Geçen dedi ya bir arkadaş, hocam şıklardan giderim. Bak burada gidemezsin mesela. İki şık da aynı. Şimdi burada senin kullanmadığın bir bilgi var. O da ne? Bak o da ne? K5'in kaç olduğu? 7 oldu. O zaman x'e 5 ver. Oo güzel ayarlamış. Bak sadece burayla ilgili bilgi vermiş. Yeminle mükemmel soru. 5a artı b eşittir 7. A eksi b'yi de 6'a yaz. 5 taraf tarafı topla. 6a 12'den a 2 gelir. 2 ile yerine koyarsan 2a eksi 3 cevap Adana gelir. Bravo. Vallahi güzel soru. Harbi güzel soru bak. Yani şu k'yı vermesi var ya. Ben daha önce böyle bir soru görmemiştim. Yani bak bu sorular hep böyledir ama farklı bir parametreden saldırmış. Arkadaşlar ilk 10 soruyu çözdüm. Bak 3 buradan. 2 de buradan 5. 3, 2, 2 de buradan 7. 3 de buradan 10. Yani 2020 şöyle AYT'nin bence ilk 10 sorusu bu şekilde olabilir. Analizlere göre bu. Sadece bir şey söyleyeyim. Tek çift sayı sorusundan buraya bir tane eklememiz gerekiyor. Bulamadım. Belki eğer bakın bu seri gerçekten hani yorumlarda ve hani isteklerde hani mantıklı gelirse, hani sevdiğinizi anlarsam arkadaşlar, hani bunun faydalı olduğunu inanırsam bunun bir ikincisini de çekebilirim ama ilk onu bitireceğim. Geometri çözeceğim, bitireceğim yani bu sefer. Geçenkini niye bitirmedim? Geçenkinin arasına şifreler girdi. Bir de arkadaşlar soruları kendim yazdığım zaman çok zorlanıyorum ya. Bildiğiniz gibi değil. Geçen bir gün sadece Allah sizi inandırsın. Yani sabahtan akşama kadar oturdum, soru yazdım. Vallahi çok emek verdim bu sene. Hani bir kitap, bir şey de basmadım onunla ilgili. Ama seneye inşallah güzel şeyler yapacağız. Uzun bir video oldu. Kendinize iyi bakın. İkincisini bekliyorsanız da yazın arkadaşlar lütfen ya. Vallahi bu da emek yani.